Merhaba, bu hafta Airport'ta Türk Silivacılığı'nın küresel çaptaki markalarından en önemlilerinden Çelebi Holding'i ve Çelebi Havacılığı konuşacağız. Canan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya söze nereden gireceğimi tam kestiremedim yani. Neden Çelebi acaba? Holding, Çelebi Havacılık. Çelebi şimdi... Havacılık Holding diyoruz artık. Çünkü evet. Çelebi Holding'i ayırdık. Biliyorum, iki tane olduğu için ikisini evet. Beraber söylemek zorunda kaldım. Doğru, eskiden sırf Çelebi Holding'ti, haklısınız. Evet. Biz eski yıllarda sizinle sohbet ederken sadece Çelebi Holding diyorduk. Ama şimdi Çelebi Havacılık Holding. Ve bir de yeni CEO'su oldu. Çok doğru, çok çok yeni. Bu küresel olmanın bir işaret olarak mı bir OneNote, Boots veya biz kamuoyu da alışır OneNote'muştan? Yok, OneNote, Boots. Küresel olmanın bir boyutu mu oldu? Yani yabancı bir CEO olması sebebiyle diyorum. Aslında tam öyle değil. Bizim sektörümüz zaten havacılık sektöründe hem havayolu hem havalimanı hem yer hizmetlerine baktığınız zaman tüm dünyada aslında havayollarını tabii biraz dışında tutabiliriz bunun. Çok fazla şirket yok yani Türkiye'de evet. Baktığınızda yıllardır iki tane şirket vardı biliyorsunuz. Pazarda Türk olup da CEO pozisyonunda değerlendirebileceğimiz bir kere dışarıdan hiç kimse olma şansı yoktu. İçeriden arkadaşlarımız tabii söz konusu dışarıdan olabilirdi. Dışarıdan derken Türkiye içinden yani biliyorsunuz. Evet, 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 şirketin dışından çok doğru söylediniz. Şirketin dışından ama Türkiye içinden pek aday bulma şansımız yoktu. İyi, hayırlı olsun. Şimdi iki kıtada 36 havalimanında. Evet. Faaliyette bulunuyorsunuz ve genel hatlarıyla baktığımızda bir tarafta işte yer hizmetleri, bir de işte kargo antrepo hizmetleri evet. Var. Almanya ve şey ya Frankfurt'ta var. Evet. Antrepo hizmetleri bir de şeyde Hindistan'da Delhi'de var. Evet, Türkiye'de de var. Türkiye'yi yani küresel anlamda. Küresel Türkiye anlamda. Tabii burası ana evet. Noktanız. Yo, Macaristan'da da var. Macaristan'da da antrepomuz var. Başladı mı o? Tabii, çünkü tabii. İlk ben Almanya ve Delhi'yi biliyorum. Çünkü Almanya ve Delhi'yi belki ayrılıklı görmenizin nedeni orada sırf kargo işi yapıyoruz Frankfurt'ta. Evet, başka iş yok. Hiçbir iş yapmıyoruz ve sırf bir antrepo işletmeciliğimiz var. Delhi'de ise bir ihale sonucu oranın aslında tekel olan antreposunu biz işletmeye başladık. Şimdi ikinci firma yaklaşık bir iki sene önce devreye girdi. O da bir prosesti çünkü. Budapeşte'de ise yine hem kargo hem yer hizmetleri var. Ama bunların tonajları tabii çok daha küçük Budapeşte'deki zaten, rakamlar. Evet. Onun için belki bugüne kadar çok dikkat telaffuz çekici olarak yani ifade edilmemiş olabilir. Şimdi Almanya, Viyana, Budapeşte hizmetli evet. Olduğunuz, yani yer hizmetleri olarak bakarsak Viyana, Budapeşte. Evet. Belki Viyana ve Budapeşte bilmiyorum, havacılıkta öyle çok hızlı büyüyen pazarlar değiller. Hı hı. Budapeşte daha fazla büyüyor ama Viyana'da biraz sıkıntılar var. Hı hı. Ama mesela Yeni Delhi, Mumbai, yani şey kürenin bu tarafına baktığımızda orada bambaşka dengeler var. Bunu siz daha iyi değerlendiriyorsunuzdur. Hı hı. Batıyla yani iki kıtayı değerlendirdiğinizde havacılık nereye gidiyor? Hem havayolu hem yer hizmetleri anlamında ne görüyorsunuz orada? O dönemlerde açıkçası Hindistan bize çok uzak gözüküyordu. İlgileneceğimiz bile pek sanmıyorduk. Biz daha çok Middle East, işte Kuzey Afrika, aslında kendi Balkanlar diyebileceğimiz, bize yakın Rusya diyebileceğimiz coğrafyalarla sınırlı kalırız. Avrupa'da da bazı ülkeler daha henüz tam açılmamıştır rekabete. Onlarla ilgileniriz diye düşünüyorduk. Ama Budapeşte bizim için aslında çok önemli bir adım oldu. Çünkü Budapeşte ihalesini biz aldıktan sonra dünyadaki bütün ihalelere çağrılır olduk. Yani evet. Eskiden sonuçta tabii ki Çelebi'yi tanıyan belli bir zümre, havacılıkta belli bir camia var ama havalimanları, havalimanı işletmeleri tabii hepsi Çelebi'yi tanımıyor. Dolayısıyla herhangi bir yerde herhangi bir ihale açıldığında ya da yatırım bankacıları herhangi bir yer hizmetleri şirketini satışa çıkardığında otomatik bize de bilgi gelmiyordu.
Ama biz Budapeşte ihalesini kazandıktan sonra bu bir reklam gibi oldu aslında. Hatta birazcık değer olarak edin, üstünde bir değer verdiğimizi de biliyoruz. Ama sonuçta değdi diyorsunuz galiba. Evet. Değdi yani pazarlama, küresel pazara pazarlama parası gibi oldu ve sonuçta da fizibilitesini de tutturduk. O açıdan da hani herhangi bir maddi anlamda da bize bir eksisi olmadı. Buradan gerek Viyana, Budapeşte, gerekse işte Hindistan'da Delhi ve Mumbai, oralara Türk çalışanlarınızı veyahut da buradan işte az çok sizin kurumsal kimliğinizi, çalışma şeklinizi bilenleri götürmenin zorluğu mu var? Bilinçli olarak mı götürmüyorsunuz? Götürmenin bir kere maliyeti var. Yani sonuçta daha pahalıya mal oluyor. Evet. İkincisi mesela Hindistan ilk önceleri çok bizim çalışanlar açısından istenilmeyen bir yerdi. Çünkü biz uzun süreliğine tabii en az 2 seneliğine göndermek istiyoruz. Öyle 3 ay 5 aylığına değil. Öyle olunca aileleriyle gitmeleri gerekiyor. Aileleri de dediğim gibi bir genel anlayışı vardı ilk başlarda. Gitmek istemiyor. O zaman tabii çoluğunu çocuğunu burada bırakıp gidecek kişi. Ha, bazen daha iyi para kazandığı için gidiyor. Hani bir askerlik gibi görüyor 2 sene boyunca. Oradan buraya personel getirme gibi bir düşünceniz oluyor mu? Oluyor. Oradan buraya da aslında yönetici pozisyonunda personel getirdik. Eğitim için ve bizim ana firmamızı görsünler, hani buradaki yapılan işi de anlasınlar diye. Çok da faydası oluyor açıkçası. Çok Hindistan'da mesela bir Türk şirketi algısı nedir? Çünkü yani baktığınızda nüfusun, yani dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip bir ülke. Tarihte Türkiye ile Türklerle bir bağı olan bir ülke. Bunun bir kolaylığı falan oldu mu sizin üzerinizde, şirket üzerinde? Bence oldu ama şöyle diyeyim, yani insanlar çok Türkiye'yi bilmiyorlardı. Çünkü Türkiye de aslında Hindistan'ı çok bilmiyor. Bildiği kadarıyla da çok yanlış biliyor bence. Çünkü Türkiye'deki genel kanı biliyorsunuz, Hindistan dediğinizde ay nasıl gidersiniz oraya, hastalanacaksınız, şimdi öleceksiniz. Siz her ay gidiyorum deyince ben de nasıl neler yapıyorsunuz diye merak ediyordum. Sokaktan yemek bile yiyorum yani, o kadar söyleyebilirim. Şu an sizin için en cazip bu yatırımlar içinde herhalde Hindistan. Geleceği de olan. Evet. Çünkü kürenin bu tarafı da yani büyüyor. Hem Orta Doğu pazarı, Hindistan, Çin, Uzak Asya. Dolayısıyla Hindistan'da o gördüğünüz pazarın büyüme şekli, işte kürenin bu tarafındaki havacının büyüme şekli sizi burada yeni pazarlara doğru şey yapıyordur, yönlendiriyordur, ama Hindistan'da yeni bir şehir ekleme durumunuz var mı? Mumbai, kesinlikle, Delhi. Kesinlikle. Şu anda biz Hindistan'ın çok küçük bir bölümünde sayılabiliriz. Hani uçak sayısı olarak tabii belki bir, şimdi tam karşılaştırmadığım için yanlış bir şey söylemeyeyim ama diyelim ki normal uçak pazarının %25'ine falan ancak hizmet verebileceğimiz iki büyük istasyondayız, Delhi ve Mumbai olarak. Ama bunun dışında bir kere totalde 6 tane metro istasyon var. Metro dedikleri büyük havalimanları var Hindistan'ın. Ama onun dışında da 100 tane havalimanı var. Ama 100 havalimanını bir kenara bırakırsak, çünkü bunların bir kısmı çok küçük ve yani günde bir uçak uçuyor öyle havalimanları. Yani 6 tanesi. Bizim öncelikli gördüğümüz totalde aslında 12 tane havalimanı var. Sadece ihale açılmasını değil, aslında firma satın alarak da mutlaka biz 2015 senesinde en az 3-4 tane daha havalimanına orada hizmete başlamak istiyoruz. Peki bu Çelebi sayesinde orada, yani hem şeyde Viyana, Budapeşte, Almanya, ama bu taraflarda da Türk algısı, Türk şirketleri biliniyor da. Yani Hindistan'da sizden önce yani böyle bir Türk markası orada yoktu. 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 Yani bu markanın Türkiye algısı üzerinde etkisi ne oldu?
Bence çok olumlu oldu. Muhakkak. Çok olumlu oldu. Çünkü ben açıkçası Hindistan'a 2005'te gitmeye başladım. Ve 2005'te Hindistan'ı gördüğümden beri o kadar çok şey değişti ki Delhi'de, Mumbai'de de öyle. Yani Delhi bambaşka bir Delhi oldu bu 9 sene içerisinde, olumlu anlamda söylüyorum. Ben açıkçası hem Hint tarafı hem Türk tarafında uçak lazım. Yani uçak eğer organizasyonu yapılırsa çok büyük bir turizm potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Yani Ben Hindistan'dan onu yermek Türkiye'ye istiyordum. Doğru diyorsunuz çünkü ciddi bir nüfus, çok büyük bir 250 milyon civarında bir zengin tabakadan bahsediliyor. Biraz Aynen tanıttığımızda siz de biliyorsunuz bizim kültüre de yabancı değiller. öyle. Hiç değiller ve Ama bunun bayılıyorlar. öncülüğü de size düşüyor değil mi? Ben elimden geldiğince aslında işte Büyükelçiliği, buradaki turizm, TÜRSAP, bu tür yerleri, Turizm Bakanlığı, Türk Hava Yolları'nı çok bu konuda desteklemeye çalıştım. Oradaki turizm firmalarıyla da görüşüyorum. Hani ben kendi boş zamanım olsa şey yapmayı istiyordum. Hani bir turizm acentası açayım. Sonuçta bu işi yapalım. Ama tabii acentanın tek başına yapabileceği bir şey değil bu. Sonuçta mutlaka havayolu belli bir sıklıkta uçması lazım. Ya charter olarak bunu organize etmeniz lazım. Ben hep onu söylüyorum. 250 milyon hani %10'unu ikna etsek 20 milyon zaten Bir de bırakalım. çok 20 yani zengin milyonu tabaka bunlar. 5 milyonunu alsak yeter Evet. bize. Yeter ki birilerinin onu organizasyonunu yapması lazım. Onun için becereceğiz herhalde işte. Şimdi yeni CEO geldikten sonra ben biraz bu işlerle uğraşacağım diye düşünüyorum. Hayırlısı. Biz de başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim katıldığınız için de. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.